Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes-Benz'in S serisinin ile ilgili olacak. S serisinden 1972 yılından 80 yılına kadar üretilmiş olan W116 modelinin özel bir motor versiyonunu size tanıtmak istiyorum. Demiştim size bütün kasalarla ilgili bütün motorları tek tek ele alacağız ve bunlar üzerinde konuşacağız diye. Bugünkü videomuzun konusu bu resim şeyde videoda da gördüğünüz 300 SD turbo dizel modeliyle ilgili olacak. Bu modeli Mercedes-Benz 70'li yılların ortalarına doğru işte bu patlak veren petrol krizinden sonra bütün dünyadaki otomobil kullanıcıları daha ekonomik araçlara eğildiği için Mercedes-Benz bu şekilde bir araç üretmeye karar verdi. Daha doğrusu mevcut motorlarından birini bu araca takmaya karar verdi arkadaşlar. Bu araca takılmış olan 300 SD turbo dizel motoru OM617 diye bildiğimiz daha önce 115 kasada 240 dizel 3.0 modelinde kullandığı 115 kasada kullandığı motordu. Aynı zamanda işte 123 kasa çıktıktan sonra da yine Amerika'ya ithal ettiği kupe versiyonlarında bu 617 300CD turbo dizel olarak bu motoru kullandı. Ve station ve sedan modellerinde 300 SD pardon 300 dizel turbo dizel modeliyle bu motorları sıkça kullandı Mercedes. Bu motoru 116 kasaya taktıkları zaman tabii ki 116 kasasının ağırlığıyla ve motorun ürettiği torkla daha önce benzinli şanzımanda kullanılan 4 vitesli otomatik şanzıman kullanılmıştı. Bu şanzımana Mercedes-Benz tabii bu gelen torku ayarlamak için bir müdahalede bulundu. Yani benzinli ile aynı sistemde çalışmıyor aslında. Normalde benzinli de aracı L'ye aldığınız zaman yani en düşük vitesi aldığınız zaman 1'e geçer. Eğer L'ye almayıp drive'de hareket ederseniz ikinci viteste kalkar araç. Daha sonra gerekli olan vitese geçer. Yalnız bu dizel modelinde bunu sağlıklı bir performans sağlamak için direkt birinci viteste kalkacak şekilde ayarlandı. Yani arabayı D'ye de alsanız şanzımanı birden başlayıp 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Ve 4 ileri şanzımanlı bir şeyi var. Normalde baktığımız zaman bu aracın fabrika teknik verilerine işte 5 silindirli sıralı bir motor olduğunu görüyoruz. Bu motor 3 litrelik bir motor. Yani 111 beygirlik bir güce sahip. 79'dan sonra da 121 beygirlik bir güç üreten bir motor var. PS olarak. Şimdi bu motorun zaten hani bütün versiyonlarda 115 kasada olsun, 123 kasada olsun bunları uzun uzun anlatmıştık. Şeye baktığımız zaman normalde şanzıman olarak 300 SD modellerinde sadece otomatik şanzıman kullanıldı. Bu aracın düz viteslisini hiç üretmedi Mercedes. Ve normalde fabrika verisi 17 saniye ile 79'dan sonra da 16 saniye arasında gösteriliyor. Ama yapılan testlerde bunun 12 saniyelerde, 12,5 saniyelerde olduğu da şey yapılmış, tespit edilmiş. Ben işte 116'nın kulüplerine falan baktığım zaman oradaki verilerde 12,7 saniye falan gibi görünüyor. Ben bunu hem motor sesini dinleyin diye videonun sonuna bir şey koydum. Bir video koydum. Hem motor sesini oradan duyabilirsiniz. Hem de bir akselerasyon yani arabanın sıfırdan 100'e hızlanmasıyla ilgili bir video koydum ki orada da ben 14-15 saniyelik gibi bir değer görüyorum. Bilmiyorum siz de bakarsınız. Yani aslında lüks arabalarda böyle dizel motorların olması bana göre güzel bir şey. Yani çünkü
Normalde artık günümüzde baktığınız zaman benzin fiyatlarının bu kadar yükseldiği dönemlerde ki dizel de aslında yükseldi. Ama biliyorsunuz yakıt olarak daha ekonomik olduğundan bence dizel motorların lüks araçlarda da kullanılması gerekiyor. Daha sonra hatta Mercedes bu geleneği burada lüks S-Class'a da başlattığı bu geleneği dizel motorları W126 serisinde de aynen işte kullanmaya devam etti farklı motorlarla. 126 videolarını izlerseniz onunla ilgili bilgileri de oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 116'nın bu 300 SD modeli Amerika'da da oldukça tutuluyor. Bunu da söyleyeyim size. Bugün bu videoda görmüş olduğunuz 78 model araç geçen ay 30 bin dolara satıldı arkadaşlar. Çok şey bir rakam. Yani 90 küsür bin mile sahip bu araç. Aracın gri, mavi, metalik DB906 renginde boyası var. İçinde teksleri, 102 kodlu lacivert teksleri, mavi teksleri şeyler var. 14 barok jantlar var. İşte klima mevcut, sunroof mevcut. Yani S-Class'ta genelde o dönemde kullanılan bütün aksesuarlar araca uygulanmış. Ve genel anlamda Amerikan piyasasına baktığım zaman da en kötüleri bile 10 bin doların altına maalesef satılmıyor. Yani 10 bin dolarla 30 bin dolar arasında fiyatlandığını görüyoruz ki Amerika'nın piyasasına göre de oldukça ciddi rakamlar. Bu araçlardan Türkiye'de çok var mı bilmiyorum. Yani varsa da büyük ihtimal konsolosluk çıkması araçlardır. Yani motor değişimi yapılanı daha önceleri yapılmışsa onlar ayrı. Orijinal olarak benim bildiğim Türkiye'ye çok bayiler tarafından gelen bir model değil. Çünkü bu araçlar üretildiği dönemde sadece Amerika ve Kanada pazarı için üretildi. Bu araçla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Siz de araçla ilgili merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Bu arada yakıt tüketiminden de biraz bahsedeyim size. Ortalama yakıt tüketimi Mercedes'in verisine göre 10,6 litre arkadaşlar. Bu da şey olarak bilgi olarak bulunsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.